Selamun aleyküm arkadaşlar. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerlerimiz olsun. Öncelikle depremde hayatını kaybedenlere Allah zaten cennetine mekanını edecek. Onları cennetine aldı. Onu biliyoruz. Çünkü Peygamberimizin ayetini böyle bir şey söylemişti. Affetlerdi hayatını kaybedenler cennetliktir diye. Geride kalanlara da sabırlar diliyoruz. Umarım böyle acılar tekrardan yaşamayız. Şimdi arkadaşlar bugün 25 Şubat. Gördüğünüz gibi hava çok kötü. Bayağı bir zamandır kar yağmıştı. Köye çıkamadık. Geçen sene ben 13 ile 16'sı arasında yani Şubat'ın 13 ile 16 arasında ilk bakımlarımı yaptırmıştım. Biz de bu sene keklerimizi yaptırdık ama bir türlü hani havanın düzelmesini bekledik. Düzelmedi. Yaklaşık olarak bir 10 gündür yağmur yağıyor. Bir 3-4 gün kar yağdı. Ondan sonraki günlerde yaklaşık olarak da bir hafta yağmur yağdı. Arılarımızın üzerine köydeki amcalarım dökmüştü. Şu anda geldiğimizde herhangi bir sacın üzerinde kar yok ama arılarda da hareket yok. Bakımlarını yapmak için güneşin açmasını bekliyoruz. Havanın ısınmasını bekliyoruz. En az biz bakımlarını yaptıktan sonra ilk bakımlarını 3-4 gün güneşin gitmesi gerekiyor ki arılar dışarı çıkacak. Ve susuzluklarını giderecekler. Bunu açıdan mümkün olduğunca biraz daha havanın birinci ve ikinci günü sıcak gitmesi değil. İkinci günden sonraki sıcaklıklar bizim için önemli. Hem şurada bir bayağı bir kar var. Yukarıda da bakım yapmak zor. Hem arılarımızı üşütürüz diye. Bu işe henüz girişmeyeceğiz. Büyük ihtimalle ben Şubat'ın bitimine bir şey kalmadı. 2-3 gün var. Şubat'ta başlayamayacağız gibi. Yani Mart'ta sıkılaştırılmış bir bakım periyodu uygulayacağız. Yani iki bakım birden yapmamız gerekiyor. Yapacak bir şey yok. Doğal. Doğaya karşı herhangi bir yapacağımız bir şey yok. Bekleyeceğiz. Ve arılarımızın bakımlarını yapacağız. İçerisindeki durumun ne olduğunu bilmiyoruz. Dediğim gibi şu anda ne çıkan var ne giren var. Hava soğuk biraz. Ondan dolayı da olabilir. Yağmur yağıyor ve rüzgar var. Hafiften arada rüzgar var. Etraftaki çitlerimizi tamir ettik. Yapacağımız şeyler bunlar. İnşallah ilerleyen videolarda görüşmek umuduyla tekrardan hepimize geçmiş olsun.